Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden herkese mutlu günler. Ben Muhammed Kalem. Haftanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Başkan Seçer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür, Turizm ve Spor Çalıştayı'na katıldı. Başkan Seçer konuşmasında barışı ve kardeşliği tesis edecek en önemli unsurların başında sanatın geldiğini vurguladı. Bizim yolumuz çağdaşlık. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen zihniyetin peşinden gidiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in peşinden gidiyoruz. Yönümüz geriye dönük hurafelere, palavralara, insanların maneviyatını sömüren anlayışlara değil, çağdaşlığa bakalım. Bu ülkede barış olacaksa sanat da olur. Kardeşlik olacaksa sanat da olur. Savaşlar duracaksa sanat da olur, müzik de olur. Başkan Seçer, Mersin'de kültür, sanat, spor, turizm konusunda nelerin olması gerektiğini de ifade etti. Dedim ki çok güzel orkestramız var. Folklor ekibimiz var, her şeyimiz var ama bunlar sokaklarda olması lazım. Salonlardan dışarı çıksınlar. Konuşmasının sonunda spor konusuna da değinen Başkan Seçer, sporun kültür ve sanat kadar önemli olduğunu, sporun toplumsal çürümenin antibiyotiği olduğunu belirtti. Bizim en önemli konularımızdan bir tanesi özellikle gençliğimizin ideolojik kamplaşması, mezhepsel kamplaşması, etnik kamplaşması. Bunun önüne geçecek en önemli antibiyotik nedir bu çürümenin? Spor, insanları bir araya getiriyor. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak geleceği ve gençleri kurtarmak için yapacakları katkılara da değindi. Ben amatör sporlara destek vermek istiyorum. Sıfırdan bir yapı oluşturuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği'ni oluşturduk. Şu anda kulüpleşiyoruz. Buradan tekrar yurttaşlarımıza sesleniyorum. Yaz kurslarımız da devam ediyor. 15 disiplinde hizmet vereceğiz. Kapılarımız açık. Çocuklarını bize emanet etsinler. Bu alanlarda belediyemizin hocaları eşliğinde, belediyemizin şefkat kolları eşliğinde bu disiplinlerde kurslara çocuklarını yazdırsınlar ve kulübede üye etsinler. Sıfırdan altyapıya önem veren bir spor kulübü oluşturacağız. Bugüne kadar 7 şubesiyle hizmet veren Dosteli Marketler, yerini daha ekonomik ve çağın şartlarına uygun bir sisteme elektronik karta bırakıyor. Yeni sistemin detaylarını izliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlar için elektronik kart sistemini uygulamaya koyuyor. Uygulamayla vatandaşlar artık Dosteli marketlerden değil, elektronik kart uygulamasıyla alışveriş yapacak. Yurttaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı olduğu marketlerden ve esnaftan bu kartla diledikleri ihtiyaç malzemesini hiçbir ücret ödemeden alabilecek. Böylece kazanan hem vatandaş hem de esnaf olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci birleşiminde elektronik kart uygulaması ile ilgili konuşan Başkan Seçer, uygulamayla daha fazla dar gelirli vatandaşa ulaşacaklarını ve daha kaliteli hizmet vereceklerini ifade etti. Dosteli marketler kapatılıyor ama özellikle fakir fukara yurttaşlarımız, dar gelirli yurttaşlarımız endişeye kapılmasın diye daha iyi bir sistemle 1 Ağustos'tan itibaren onların hizmetlerine amade olacağız. Dosteli marketlerden sadece gıda, temizlik ve giyim kategorisinde sınırlı ürün temin edebilen vatandaşlar, elektronik kart sistemi ile birlikte Mersin genelinde daha kaliteli, daha etkin ve daha geniş bir ürün yelpazesinden faydalanabilecekler. Ayrıca vatandaşlar bu sistemle sadece Dosteli marketlerin bulunduğu 7 ilçe değil, Mersin'in tüm ilçelerinde alışveriş yapabilme olanağına kavuşacaklar.
Başkan Seçer'in Arapça tabelaların Türkçe'ye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Başkan Seçer'in Arapça tabelaların Türkçe'ye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve Türkçe tabelalarla değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağıyla süre verildi. Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimlerde 25 iş yerine ihtar tutanağı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Suriyeli sığınmacıların iş yerlerine astığı Arapça tabelalara şu sözlerle tepki göstermişti. Yetkili arkadaşlarımı çağırdım, kısa bir toplantı yaptım, hemen bir komisyon kurduk. Dedik ki kardeşim, kentin kimliğini oluşturalım. Böyle herkes her yere tabela asmayacak. Şimdi çalışıyorlar. Büyük şehrin bir standardı olacak. Rengi, ebadı, boyutu, nereye asılacağı, sokak tabelaları, her şey bu kent kimliğine tabi olacak. Onun dışına bu kimse çıkmayacak. Benim onun gelirinde falan derdim değil. Yani oradan alacağımız 3 kuruş tabela vergisi, reklam vergisi değil. Her taraf Arapça tabelalar. Ya kardeşim Türkçem var. Türkçeyi kullan. Saldım çayıra Mevlam kayra. İstediği yere istediği tabelayı istediği dille asıyor. Bunu çok kısa sürede bu tabela kirliliğini hem görsel kirliliği hem kültürel karmaşayı ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen kırsal mahalle buluşmalarının 5.'si Darıpınarı ve Kurtçukur'unda yapıldı. Kadın ve Çocuk Grubu tarafından kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş el emeği ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen kırsal mahalle buluşmalarının son durağı Darıpınarı ve Kurtçukuru mahalleleri oldu. Lokmayı da mı sen yapıyorsun? Evet. Tezgahım var. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer'in de katıldığı buluşmada, Darıpınarı ve Kurtçukuru'nun üretici kadınları ürünlerini satış alanlarında sergileme olanağı buldu. Meral Seçer de üretici kadınların tezgahlarını tek tek gezerek sohbet etti. Kırsal mahalle buluşmasına katılan kadınlar düşüncelerini ifade ederek Başkan Seçer'e teşekkür ettiler. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e. Eşi Meral Hanım'a, köylü kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. El emeklerini satın aldık. Onlar mutlu oldu, bizler de çok mutlu olduk. Aynen, bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Kadınlarımız hakikaten, köylü kadınlarımız o kadar güler yüzlü, o kadar iştenler ki, onlar bizi çok memnun ettiler. Onlarla iç içe olmak bizleri hakikaten onurlandırdı. Bu etkinliğe devam edilmesini çok rica ediyorum. Ki bunu da başkanımızın yapacağına eminim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yaz tatilinde çocukların keyifli zaman geçirmeleri için birbirinden renkli etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocuklara Temmuz ayında 4 mevsimi yaşattı. İşte o içinizi serinletecek görüntüler. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen Çocuklar Toprak ve Su ile Buluşuyor etkinliğine bu kez de Torosların zirvesinden kar getirildi. Karda gönüllerince oynayan çocuklar ardından yağan yağmur ve çıkan güneşle dört mevsimin tadını çıkardı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer de katıldı. Seçer çocuklarla kartopu oynayıp fotoğraf çekildi. Ayrıca Meral Seçer her hafta farklı bir konsept oluşturmaya çalıştıklarını da ifade etti. Gençlik kampımızda kadın ve çocuk çalışma grubu olarak farklı konseptler oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız toprak ve suyla buluşuyorlar. Bugün de Temmuz ayında çocuklarımızın karla buluşmasını sağlayarak onların hayal güçlerini arttırmak istedik. Görüyorsunuz yağmur yağdı, sanki kış ortamı gibi oldu. Gerçekten muhteşem bir ortam, çocuklar çok mutlu. Yağmura rağmen kimse
bir yerlere saklanmak istemedi. Çocuklar çok mutlu oldu. İlk önce şaşırdılar. Hava çok sıcaktı çünkü. Karla karşılaştılar. Arkasından yağmur yağınca harika oldu. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu sorumlusu Şerif Asoğlu Dokucu da 20 Temmuz'da yapacakları etkinlikte çocuklara büyük bir sürprizleri olacağını belirtti. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklarsa duygularını şu sözlerle ifade etti. Güzel hissettim. İlk önce üzüldüm gideceğiz diye hemen yağmur yağdı diye. Ama şimdi güneş çıktı. Devam ediyoruz eğlenceye. Evet, ıslandık. Evet, ıslandık ama çok keyifliydi. Teşekkür ederiz Vahap Seçer'e ve eşine. Böyle bir etkinlik güzel oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dere ıslahı ve temizlik çalışmalarına ağırlık verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus kent merkezinden geçen Kaleburcu Deresi'nde temizlik çalışması yapıyor. Ergenekon mahallesinde başlatılan ve devlet su işlerinin sorumluluğunda olmasına rağmen titizlikle sürdürülen çalışmalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ve MESKE ekipleri görev alıyor. Ekiplerin temizlik çalışmalarıyla haşerelerin üremeleri de engelleniyor. Islah çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise itfaiye araçlarıyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında derenin geçtiği Tarsus Cetvel bölgesi de temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi Başkan Seçer'in talimatıyla kent genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, artan sıcak sebebiyle çalışmalarına daha da hız kazandırarak 13 ilçenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 371 personel 98 ilaçlama aracıyla çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden en izme mahallelere kadar ilaçlama yapıyor. Bu haftalık da bizden bu kadar. Sizleri hava durumuyla baş başa bırakıyorum. Yeni haftada görüşünceye dek hoşça kalın.